Merhabalar, ben Barış Pıra. Karım beni 7 ay önce evden kovdu. Çok yediğim ve ona yardımcı olamadığım için burada bu üç geride ekalıyla yaşıyorum. Merhabalar, ben Hüseyin Emre Gürbüzer. 20 yaşındayım. Yaklaşık 3 yıldır ağır, 4 yıldır da normal obez olmak üzere 7 yıldır obezim. Her canım sıkıldığında, her streslendiğimde, herhangi bir sebeple yemek yemeyi tercih ettim. 13 yaşında bir adam tanıdım, Barış Pıra diye. Onun yüzünden o günden beri obezim. İnsanlar param olduğu için istediğim kadar yiyemeyeceğimi söyledi. Kötü çukura kendimle birlikte Hüseyin'i de soktum. 10 yaşına kadar gerçekten çok mutluydum. Ailemin en sevilen çocuğu bendim çünkü başkası yoktu. Fakat 10 yaşında bir gece ansızın öğrendiğim kardeşim geliyor bilgisiyle tüm hayatım darmadağın oldu. Sabahlar aç kalkmak kadar sinirim bozan bir şey yok. Gece ne kadar yersem yiyeyim, sabahları inanılmaz bir açlıkla uyanıyorum. Sabahları hissettiğim o açlık beni o kadar sinir ediyor ki gözlerim kararıncaya kadar yemek istiyorum. Bazı geceler sabah uyanabilecek miyim diye acaba düşünerek uyuyorum. Zorlanıyorum, kalkamıyorum. İlk başta kollarım artık yetersiz geliyor, kollarım güçsüz geliyor. Bacaklarımla kendimi taşımaya çalışıyorum kalkarken. 3 hafta, bazı zamanlarda 4 hafta bile olabiliyor bu süreç. 4 haftada bir yıkanıyorum. Genelde başımı şampuanlayamıyorum. Kafamı eğemiyorum aşağıya. Duş başlıkları benim için adeta bir ölüm. Yıkayayım mı bir de? Pis obez. Basit! Çeşitli bahanelerle insanlar yanıma çekip onlara bir köle gibi yemek getirtmeyi seviyorum. Osteyim! Evet? Kahvaltın nerede kaldı? Abi hazırlıyorum şimdi. Her zamankinden olsun mu? Her zamankinden. Her zaman fix. Ben fix size her zaman getiriyorum. Tansiyonum düştü. Çok kötü tansiyonum düştü. Hadi kahvaltı yok ya. Merhabalar, ben Musi. Üzerimde yakalanma kararı olduğu için gerçek ismimi söyleyemiyorum. Bundan 2 yıl önce Hüseyin ve Barış'la karşılaştım. Çok iyi insanlarım. Sorgusuz sualsiz beni evlerine kabul ettiler. Bana gerçekten çok iyi bakıyorlar. Halimden çok memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Ben elimden geldiğince onlara sağlıklı beslenmesine ve spor yapmasına yardımcı oluyorum. Bu ne oğlum ya? Yine vallahi zehirlemişsin. Bunlar ne ya bunlar? Oğlum 2 kuruş bir şey aldık lan. Ne olacak Hüseyin, bunlar pek yer. Hiçbir şey olmaz abi ha. Ufacık pizza, orta boy pizza abi ha. 3 tane aldım. Bak yoruldum ha. Ben bunlardan. Hiçbir şey olmaz. Sen de hareket edemeyecek hale gelecek. Abi sağlıklı bak, çorba. Bak tatlı, waffle. Barış bunu yemeden uyuyamaz. Yani bizim gerçekten hiçbir sıkıntımız yok. Yuvarlanıp gidiyoruz. Merhabalar, ben Melih Yanık. 20 yaşındayım. Konyaereliliyim. Ben de 7 yıl öncesinde nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde bu ekibe dahil oldum. Gerçekten hediyelerle çok güzel paralar kazanıp harika bir hayat yaşayacağımızı söylediler. Hayatımız gün boyunca yemek, yemek pislikleri, yemek çöpleri, yemek siparişleri, sürekli yemek, yemek, yemek. Gerçekten ben bu hayattan çok sıkıldım. Yani bir sağlıklı bir çorba var Allah için bu. Ya abi ne olacak? Yiyen de ölüyor, yemeyen de ölüyor. Bu da kuru fasulyeymiş ya. O, bir şey olmaz. O suyunu içer, bir yandan kaşıklar hiçbir şey olmaz. Olmaz abi, her gün yedikleri şeyler burada. Zararlı hiçbir şey yok. Aa pide var, aa burada tavuk var. Aha waffle var. Bunların hepsini bir insan yer mi ya? Abi biz insan değiliz ki. Barış'ın özel spesi. Abi her gün yiyor. Her gün yiyor. Baba yiyemezse ben yiyeceğim diyorum sana ya. Zararı yok. Magnoli Hüseyin'in. Gece Hüseyin. Tabii gece yemeden yatmaz onu. Abi her şey ayarlı diyorum sana. Burada fazlalık hiçbir şey yok. Sushi ne peki? Hadi her şeyi anladım. Sushi ne hale? O atıştırmalık. Kuru fasulyenin yanında falan yiyorlar. Hüseyin çok hoşuna gider. Kuru fasulyenin içine atıyor ya. Geçen gördüm gerçi ya. Barış pizzanlar atıyor. Hiç sıkıntı olmaz ha. Tabii ya. Aa bak.
tavuk var, pide var. Bu zayıflama programına niye katıldılar gerçekten bilmiyorum. Kilolu olmaları onlara gerçekten çok tatlı gösteriyor. Bence hiçbir sıkıntı yok, gayet de sağlıklılar. Bu arada 31 yaşındayım, bekarım, 18 yaş. Tam benlik. Bazı geceler çok fazla yedikleri zaman sabahları... Gördün mü abi öyle? Her sabah böyle yerler, her sabah. Bunları yemeden güne başlayamıyorlar, inanır mısın? Eskisinde elime eldiven geçirerek 3-5 kat, belki 10 kat eldiven geçirerek o boklu, kusmuklu yataklarından kaldırıyordum. Ama artık çok alıştım, elime eldiven bile takmıyorum. Doktor Nova başvuruda ben bulundum. Çünkü ne benim bu şekilde ne de onların bu şekilde daha fazla yaşayabileceğini zannetmiyorum. Anne! 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 Ama en zoru da benim yemem için başka insanlara yedirmek zorunda oluyor olmam. Tam menü, 10 numara menü oldu bak. Ah, en sonunda tatlarını götürürüm. Hatta şuna da Hüseyin'den bir tane koyalım. Şunu da kaldırayım da görmesinler. Akşama yerim. Bu bedende yaşamak gerçekten çok zor. Ama yemek yemeyi de çok seviyorum. Tam istediğin gibi pilav, bulgur. Lahmacun nerede? Lahmacun nerede? İnsanlar daha fazla video at dediğinde ne ara yemek yiyeceğim diye düşünmekten kafayı yiyorum. Güzel bir şey. Bu pizza küçüldü gibi, daha büyük boy söylemiyor muyuz biz? Yok yok yok, hep fix, hep fix. Hüseyin, Hüseyin sen çok acı bir şey aldın, ekmeğinle ye. Ben bir de limon alabilirim. Ekmeğinle ye, ekmeğinle. Limon verir misin bana? Getiriyorum. Kolası vardı bu çocuğun. Hem kolamı da. İskender'i elimle yemiyordum ki ya, Mosye! İskender'i nasıl yiyeceğim? Benim şimdi İskender yok. Tuna Tavus'un videosunu izledim. Onunla daha önce yaptığımız bir işte ikimize bir karavan vermişlerdi ve bir karavana ikimiz sığmamıştık. O bu yolda başarılı olduysa, kilo verme ümidi varsa neden ben de bu yolda başarılı olmayayım dedim ve Doktor Nav'ın programına kaydolmaya karar verdim. Osi! Boğabey kurudu! Geldim. Al. Ya bu çeceğini unutmuşuz ya dolapta. Komple dik bunu. Tuvalette geçirdiğim zamanlarda bile yemek yiyebilsem keşke diye düşünüyorum. Diğerlerinin obeziteye ulaşmasına daha biraz zaman var gibi. Umarım onlar da obez olmadan önce biz bu yolda başarılı ve muvaffak oluruz. Yolculuğumuz tam 2,5 gün sürdü. Araba yolculuğunun beni ne kadar acıktırdığını ve yorduğunu umursamadan yine de hedefimize kilitlenmiş durumdayız. Önce ben tartım atam olmaz mı? Hüseyin sen tartın. Hüseyin tartsın. Hüseyin Emre, 108 kilo. Gel Hüseyin böyle gel. Geçecek oğlum. 7 sene önce tartıldım. Benim için çok zor. Barış Bıra. 131 kilo. Sayın koçlarım. Doktor Nov'un bizi programına dahil etmeyeceğini bilemiyoruz. Çünkü ikimiz de gerçekten aşırı kiloluyuz. Ama bunu denemekten başka bir şansımız da yok. Merhabalar. Ben Doktor Nov Zoradan'ım. Şikayetiniz nedir? Ne için geldiniz? Kilo vermek istiyoruz. Bakayım. Bayağı. Bakayım. Durumlar çok bayağı. Kilo var biraz. Benim karnım çok şiş. Bende de var. Evet, o %100 belli. Sende 3 tane, burada bir tüm. Hiç utanmıyor musunuz böyle gezmeye? Senin şikayetin ne? Arkadaşlarıyım, refakatçi. Ayakçısısın yani. Yemeği getiren o kötü kişi sensin. Yok yok, bu şey yapmıyor öyle. Bizim iyiliğimiz için getirdi bizi buraya. Fakir bu. Biz çok yemek söyleyince karanı yiyor. Yemeği kim getiriyor size? Sipariş veriyor mu? Zengin misiniz? Buraya getiriyor yemeği. Paranız olmasa ne yapacaktınız? Yani Hüseyin işte akşam bir çıkıyor, parayla geliyor. Peki ne yiyorsunuz gün içinde? Nasıl böyle kilo aldınız? Yani ben spor falan da yapıyorum. Spordan sonra ne yiyorsun? Cheesecake, kahveli pasta, kerebiç, ekmek arası, aparatif. Peki bunları anlatırken nerede hata yaptığını anlamıyor musun? Sen ne yiyorsun? Ben sabah genelde 4 tane hamburgerle başlıyorum güne. Ondan bu hamburgerler sonra... ama büyük değil, tek kat. Yani evet. Double değil diyorsun. Double değil, 4 tane normal. Normal. Ekmek sevdiği için köfteyi aldım. Bu haliniz. Evet. Biz dikkat ediyoruz. Benim kolumdan çıkartsanız mı artık çok sıkıştım. Seni ölçmeye çalışırken error çıkıyor, error. Şişmanlığında sarmıyor bu artık. Anlıyor musun? Senin 4 yıl boyunca şeker almasan bedeninde depoladığın şeker var. Yani sen şeker derken meydan var. Ben hiç toz şeker kullanmıyorum. Sen niye ona destek oluyorsun? Ben hiç toz şeker kullanmıyorum. Öyle destek mi olur? Onların katili sensin. İki dilim ekmek yemeleri serbest, Trabzon ekmeği yiyor Hüseyin. Bu ne?
cebinde ekmek taşıyorlar. Yemeyin oğlum. Hüseyin. Ama ben şu an üzülürüm de çok yiyorum. Ben size diyorum ki üç beyazı bırakacaksınız. Aşağı. Duygusal yiyeceğim. Onları yemeyeceksiniz. Çıkart duygusal bunu. Yiyeceğim ben, duygusal. Sakin ol. Duygusal yiyeceğim ben ama. Buraya geldiyseniz diyet uyacaksınız. Size 1200 kalorilik ben bir diyet yapıyorum. Petimol taklıyorum yanımda. Böyle şeyler yemezsiniz. Doktora ver, doktora ver. Ama petimol da yasak. Ne yiyeceğiz? Petimol yiyorum işte. İğrençsin. Nutella bile sürmedin üstüne ya. Ağlarken göbeğin zıplıyor. Gülerken göbeğin zıplıyor. Hiç mi utanmıyorsun ya? Özür dilerim ama tutamıyorum. Göbeğin zıplıyor. Ya ben aslında o kadar kilolu değilim. Bir 30 kilo fazlam var. Kaç kilosun? 130. Size 1200 kalorilik protein diyeti yapıyorum. Onun dışına çıkmıyorsunuz. Protein üstüne kalori, ekmek, protein üç beyazdan uzak duruyorsunuz. Et, tavuk, balık yiyorsunuz. Onları yemiyorum. Ekmek yemiyorsunuz. Petibör yemiyorsunuz. Doktor hanım, Allah inancınız var mı? Sana ne benim Allah inancım? Sen yemeğe odaklansana. Ne alakası var Allah'la? Yok yani, merak ettim. Yemeyeceksin ya. Bir de dişlerini yaptırmışsın daha iyi yemek için. Çürüdü değil mi o kadar şekerden? Hayır, bu yiyin dişi. İki ay sonra tekrar kontrole geliyorsunuz. Sen 17 kilo veriyorsun. Sen de 15. Hayır, sana gıcık oldum. 20 kilo vereceksin. İki ay sonra sen de 10 kilo veriyorsun. Steteskopunuz falan da yok üstünüzdeki. Sana uygun steteskopum yok çünkü. Büyüksün. Sana uygun benim mezarım bile yok. İki tane açmam gerekir. Sizi taşımak ne kadar zor biliyor musunuz öldüğünüz zaman? Bence ne diyorsunuz çocuğa? Yemekten kesilir böyle. Bak öyle sesin titrer. Yalan söylüyorsunuz. Yalan. Hepiniz yalansınız. Ağlarken göbeğin zıplıyor. Şu andan itibaren mi başlıyoruz diye. Şu andan itibaren evet. Ver onu bana. Hala yanında ekmek gezdiriyor. Etibörüm. Ekmek götünden ısınmış ya. Günah. İki ay sonra bu kilolar verilmediğinde sizi programdan çıkartıyorum. Peki İnsan ameliyat şansı? Zihni değnek. Eğer dediğim kiloları verirseniz size ameliyat ederim. Sizin bu sarkık derilerinizi almamız gerekiyor. Ne gülüyorsun ya? Çok ağır, şiddetli. Ne gülüyorsun? Gülmüyorum. Çıkamam. Çık programından. Çok kararlıyım, kilo vereceğim. İlaç bağımlısınız. Yok, bu daha sen verdin elime bunu. Bonibon sandı, ondan aldım. Daha geçen ay ağrı kesicinden ölen hastam var. Adı Johnson. Al bunu koy ye. Isır. Al bunu da ya. Tamam doktor hanım, biz ne tamam. Ne oldu, niye yemiyorsunuz? Yemeyeceğiz ya. Diyet, spora da başlarız değil mi Hüseyin? Yapayım. Spor da yaparız ya. Şu anda sonra. Ama göbeğin zıplıyor, rahatsız oluyor. Bu zaman hatırlamıyorum. Spor da yaparız ya. Çıkışta koşarak eve gideriz. Koşarız ya. Askeri almıyorlar seni. Çürük çıkıyorsun. Çürük. Çürüksün. Kokuyor için. Senin de. Bunun niye? Bu katılmadı ki programa. Çünkü o sizi öldüren kişi. Hayır. Atı yemek suçlu o. Ya bir ekmek koyduğunu görmedim masaya. Hep niye bizden geldin? Yiyor. Ünlü olacakmış işte. Çıkar mısın videodan? Senin ne işin var? Dertlerini anlatıyordun ya. Kalk, ben burada doktorum. Yemeyin ha ilaçları. Şur- Bizim bu hastanemiz aşırı kilolara göre yapılmıştır. Fark ettiyseniz büyük boyutlu kılardan bile sığmıyorlardı. Onlar çok kilolu. Kilolu demek de yanlış kalıyor, obezler. Onlara sert davranmış olabilirim. Fakat onlara iyilik olsun diye bunu yapmam gerekiyordu. Ben bunun eğitimini aldım. Bu niye en son 6.5'ta kalmış? Barış beklediğimden çok daha kiloluydu. İki katman göbeği vardı. Hüseyin ise tek ama sert bir göbeği vardı. Gülerken zıplıyor. Ve bu gerçekten çok itici bir görüntü. Ve aynı zamanda sağlığına zararlı. İkisi de büyük ihtimal uyurken horluyor ve sürekli osuruyor. Doktorla oradaki görüşmeden sonra bir hayli hırslandık ve Hüseyin'le birlikte spor salonuna yazılmaya, daha fazla kilo vermeye karar verdik. Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz gençler. Bugün size kardiyo ağırlıklı bol yağ yaptıracak bir program ayarladım. İnanıyorum ki bunu becerebiliriz. Abi. Hadi o zaman başlayalım. Nefes verin. Bu son nefes verişiniz olacak. Ölüyoruz mu? Yok, hayır. Ama bol yağ yapacağız. Nereden başlıyoruz hocam? Şimdi öncelikle ağırlıkları alıyorsunuz. Hangisini? Ben şunu aldım. Sağından başlayabilirsiniz. Sen de seç bir tane. Şu aşağıda pembe vardı, salak almadın onu. Yavaşlayalım. İyi mi hocam ben? İyi mi? Şunu al, ağır geldi bana iki. Nefes alıp veriyoruz. Zaten yapıyoruz. Ne kadar yapacağız bunu? 12 set. 12 set? Evet, 12 set. Bol kardiyo bir program. Yemeğe gidelim. Çok acıktım. 12 defa yapalım. Hocam benim balıktan acayip... Balıktan başka bir şey yemiyorsunuz. Şekerim düştü. Ben... Tansiyonum çok kötü. Bir şeker, bir yok şeye gidelim bir.
Yeni açıldı ya. Ama daha yeni başlamıştık. Şimdi bir tansiyonum çok, merdiven çıktık ya. Acayip ben şey oldu. Ben başlamaya başladım şu an. Senin de beni itti yolda, çok zorlandı. Aç karnına gelmeyelim. Bir daha şey yaparım. Geleceğiz. Geleceğiz, vallahi geleceğiz. Yani Doktor Nov inşallah bu yaptıklarımızı görür yani. Çok emek, çok... Hüseyin sakin ol. Hüseyin, ben böyle kaysam sen beni tutsan olur mu? Şu an başım çok kötü. Çok kötü, çok yorulduk ama ya. Ama sporsuz da kilo verilir ki, diyet ya. Spor yaptık yani, kaldırdık oradan. Evet. Şey, kolları nasıl arıyor biliyor musun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama bayağı eridin ha. Şimdi bak, senin şurada bir bölgede bir bayağı küçülme var. Göbek biraz duruyor ama benim de göbek gitti burası sanki. İyisin ya. Bayağı iyi geldi spor lan. Valla bunu... Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana... Kollar falan patladı senin. Puh, amına koyayım, nasıl yapıyorsun bu spor ya? Hüseyin, o kadar spor yaptık oğlum. Bunlar bizi kesmez. Şuradan bir hamburger mamburger alalım ya. Abi, ben bir ilk kartta Big Mac alabilir miyim? Bakarız şimdi, bakarız. 2-3 tane şey yaparız. Tamam abi. Abi zaten diyetteyiz. 2'şer tane hamburger aldık mı bize yeter bu. 2 yeter mi? Abi diyete. Yani bozmaz. Ben 3 yerim. Hayır, diyet için yani. Normal 7-8 biliyorsun ya. Doktor Novar'da 1200 kalori dedi ya. İşte 2 tane. Bir hamburger 200 kalori olsa. 5 tane mi? Ben tabaktan beri bir kahvaltıyla duruyorum. Ben tek bunu yedim. Ben sabah da hiçbir şey yemedim abi. O zaman yani 6 tane lahmacun. 3 tane yenir ya. 3 tane akar ya. 3'er tane o zaman. 3'er tane akar. Çift tatlı olan da. Ama bunu yedik ya 2 ya. 2,5. 5 tane söyleyelim. 5 tane alalım ya. Evet işte bu. Abi vallahi buraya gelmemiz iyi oldu ya. O değil de diyetteyiz, abartmayalım. Bana bırak sipariş. Sağ. Yani bana bırak. Ben bir tane söyleyeyim, geri kalanı sen olsun, olur mu? Sen ne yiyeceksin, Big Mac mi? Yok, bir tane. Triple cheeseburger olsun benim. Bir tanesi. Bir tane. Ha. Geri tamam. Kalanlar. Ben de o zaman, bana bırak. Sen de bana. Merhaba kardeşim, kolay gelsin. Ya biz bir tane triple cheeseburger, 3 tane double Big Mac, bir de normal Big Mac olsun, onu paylaşırız. Patates içecekler büyük olsun. 3 tane senin içeceğin light cola. Diyetteyiz. Şey, light cola yok, zero var. Zero cola, zero cola. Üçünün içeceği zero. Soğan halkası aldın mı? Bir de nugget istiyoruz. Kaçlı alırsak daha iyi oluyor? 6'lı alırsak daha iyi oluyor. 2 tane altılı ver. Külah dondurma 4 tane. Kornet külah. Kornet şey. Evet, dondurma yalarız şimdi. Yemeyiz eve kadar. Videolarım mı? İzle. Çok güzel videolar var. Teşekkürler. Bir kontrol edelim çünkü bir aç kalabiliriz. 3 tane kornet yaptım ben. 3 mü yazdın? Birini birlikte yalarız. Şimdi bunlar double Big Mac olanlar, tamam mı? İkisi senin. Tamam. Pardon. Birisi benim. Triple bir tane. Triple cheeseburger ile double Big Mac senin. Doğru mu? Doğru. 2 double Big Mac benim. Senin. Bir Big Mac yarı yarıya, yarıya 6'şar nugget'ımız var, 4 kornet filan, 2-2 yiyeceğiz. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim, diyet kola içmek zorundayız. Olsun abi, yapacak bir şey. İkimiz de diyet kola içeceğiz yani. Her kolay bir şey yok bu hayat. Abi bir şeyler başarmak istiyorsan. O gün benim ağzıma sıçtı Doktor Nozlara'dan, ben dedim artık yapamam. Doktor Navro gerçekten biraz şeydi. Evet. Şimdi Hüseyin, bu 2 tanesi daha büyük gibi, sen şu küçükleri al. Ben çünkü araba kullandığım için. Tamam abi. Ekstradan biliyorsun kalori yakıyorum. Tek tek mi yiyorsun sen? Önce bunu yiyeceğim, sonra bunu yiyeceğim abi. Öyle daha mı rahat oluyor lan? Öyle mi? Hüseyin, içecekler tamam. Ne var orada? Abi burada, nugget'larımız burada abi. Hamburgerler oradan, patatesler tamam mı? Büyük mü? Büyük abi. Hepsi büyük mü? Hepsi büyük. Tamam. Yeme. Yemesene lan. Dondurmamı alıyorum ya. Arasa mıydık ya? Doğru mu yaptık ya abi? Ya doktorluk moktorluk bir işimiz yok bizim ya. Ya takmayın kafanıza ya. Oğlum sabah kahvaltınız sağlıklı, akşam sağlıklı. Ha, tamam, gece kaçamak oluyor. Herhalde oğlum ya. Evet. Öyle zayıf, kupkuru, tuzlu çubuk gibi gezilir mi? Ya bir de bir şey diyeceğim. Geçen doktora gittiğimizde geçen ay. Bize yaptıklarını hatırlamıyor musun? He. Evet ya. Buldu şimdi... kırdı. Dayak mı yemek istiyorsun gidip? Hayır, bir de telefonlarını da açmadık onu. Eğer şimdi gidersek falan... O kadar da spora gittik, hep boşa gitti. Boş. Evet. Bak spor işi de boş. Doğru. Amelelik ya. Halter kaldırın. Ne gerek var oğlum? Şurada azıcık kesersin. 6 pide yiyorsan 4 tane yersin.
Bakarsın dalgana abi. Abi boş ya, verin doktor motor işleri. Engelledim ben zaten kardeşim. Açmayın. Beni de hiç vermemiştim. Kim verdi benim numaramı? Melih fiçi vermiş. Küfür ediyor bana. O Melih de yapıyor. Ben biliyorum. Doktorla falan ara yapıyor ki bizi patlatacak hepimizi. Yalnız var ya Hüseyin. Klinikte bir kız gördüm. Vallahi. Tam senlik. İri kıyım. Jilet. Şimdi zayıflayıp mı gitmek istersen bu şekil mi? Öyle yani. Bu kadar. Ama işte yatak bulma sorunu olabilir. İnanır mısın? Yan yanda Hüseyin'e bakıyor. Şaka yapmıyorsun. Ciddi misin? Evet. Aynı senin boyutlarda. Aynı. Bak bir şey kıtmet oldu yine. Bak. Ya. Boşa gitmedi. Zayıf olsaydın belki bakmayacaktın. İyi ki de gitmişiz o zaman. Abi bu işin artılarına bakacaksın. Ne koparırsak. Evet. Anladın mı? Abi. Geleceksin burada kızla beraber 6 pide. 8 lahmacun. Numarası nasıl alacaksın? Bana ayarlarız. Allah. Vallahi mi diyorsun? Ayarlarız. Çok ya, delikanlı adam. Yaparım mı? Ya, ya ben sizin için neler yapmadım ya. İsim neydi baba senin? Mosi deyseniz yeter bana. Mosi. Aynen. Hava da bok gibi bugün ha. Evet. Kapalı. 4 tane Doritos yeşil olanda. Tamam. 8 tane normal Ruffles. Tamam. Bir 6-7... Pringles paprika. 2 tane bana. 6 tane de uzun. Çekmecede var şey, Pringles. Bir de onları da dökelim üstüne. Uf. 2 tane ya da... Ama... Bana light cola abi. Ben light yine cola. De kalmak istemiyorum. 2,5 litrelik 2 tane diyet cola. Almayalım abi. Bak Çamlıca içti 2,5 litre daha demin yemekte. Sprite de olur mu? Yani zero olsa daha iyi olur be. Kola zero alalım olmaz mı? Abi ben geçen bir şey yaptım. Çok sağlıklı bunu sana da söyleyeyim. Ne yaptın abi? Sodanın içine 5 tane tatlandırıcı açıp içtim. 0 kalori. Yapma. Vallahi açığına evet. Buldu gördün mü? Sonra yok doktormuş diye. Ama bir fark etmemiş mi? Abi bir şey dedim sen bir değiştin gibi. Sana fark şey etmedi ben mi? Ben konuda yalan konuşmam. Sen evet. Jiletsin. Şaka yapıyorsun. Jiletsin baba. 1-2 kilo bak. Sana yaradı. 1-2 kilo verdim mi jiletsin. Sana yaradı. Şöyle bak. Ananı oha. Bu ne oğlum? Taksana bir daha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak gözlüğü mözlüğü bile bilerek böyle taktırıyorlar insanlara. İşte kilolu gözüksün falan. Abi. Bir taksana şunu yani. Bakayım. Abi 20 kilo aldım be. Vay amına koyduğum şıkası. Çıkar şimdi. Ananı sikeyim. Böyle. Bu arada çok geçmiş olsun.